www.yayınotası.com. Sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, diyalog kurarak çözme yoluydu. Şimdi bu yolu deniyoruz. Biz bu nedenle özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, barış isteyen, bir çözüm fikri olan, duygusu olan herkesi bu sürece katılarak kendisini ifade etmesini ve kendisini bu sürecin sahibi ve mimarı olarak konumlandırmasını arzuluyoruz. Barışı şöyle anlarsak, silahların susması, devreden çıkması olarak anlarsak, tabii ki bu önemlidir, fakat eksiktir. Bizim asıl toplumsal bir barışa ihtiyacımız var. Bizim birbirimizi anlamaya, birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeye, birbirimizin kimliğine, inancına, diline saygı göstermeye ihtiyacımız var. Biz toplum olarak bunu başarabilirsek, yönetenler de, hükümet de, devlet de buna uymak zorunda kalacaktır. Şimdiye kadar üretilmiş korkularla, kışkırtılmış duygularla, bazı provokatör organizasyonlarla bu toplumu karşı karşıya getirdiler. Birbirini anlamasına, birbirine saygı göstermesine izin vermediler ve kendi iktidarlarını bunun üzerinde kurdular. Artık biz bu süreci toplumsal barışın inşa süreci olarak ilerletmek istiyoruz. Sadece bu süreçte AKP ile Kürt Siyasal Hareketi barışsın, silahlar da devreden çıksın, sorun bundan ibaretmiş gibi algılarsak yanlış yapmış oluruz, eksik yapmış oluruz. Olması gereken, bu ülkenin bütün demokrasi sorunlarını çözebilecek ve bir daha da barışımızı bozacak hiçbir neden ortada bırakmayacak bir demokratik değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktır. Barış sürecindeki talebimiz toplumsal barıştır. Havana götürün her andrejen yayınrotası.com